Yıllardan beri siyasetin içerisinde, siyasi ekolde gerçekten yer etmiş beyefendi bir insan. Biz onu yıllardan beri tanırız. Kişiliği, şahsiyetinde hiç taviz vermeyen, çok değer yargılarına önem veren değerli bir arkadaşımız. Onu burada kutluyorum. Bizi de buraya davet etti şu anda sevgili izleyiciler. Kalede çok cimri var ama bence o gözü bol, gönlü dolu olan bir insan. Bizi buraya davet etti. Burada biz kahvaltı yaptık birlikte. Bizim ekibimizi davet etti daha doğrusu. Ona bu misafirperverliğinden ötürü öncelikle teşekkür ediyorum. Ve Sayın Başkan'a dönüyorum. Sayın Başkan, biz sizi tanıyoruz yeteri kadar ama toplum sizi tanıması açısından. Osman Oğuz. Osman Oğuz kim? Elektrik mühendisi. Silifke'nin bir çocuğuyum. Silifke'nin Kepez köyündenim esas. 92 yılında okulu bitirdikten sonra 95 yılında Silifke'de elektrik mühendisi olarak serbest çalışmaya başladım. Aynı zamanda da siyasete girdim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 97'den bu tarafa, 97'de ilçe yönetiminde başladım. 2001'de ilçe başkanlığı, ondan sonra meclis üyeliği, ilçe yönetimi derken şu anda da Silifke'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda da elektrik mühendisliği hizmetlerime devam etmekteyim. Sayın Başkanım, Silifke'ye baktığımızda Silifke hakikaten sosyal etkinliklerden, halkla yaptığımız röportajlarda da bunları gördük. Sosyal etkinliklerde çok mahrum. Şimdi Silifke'nin tarihi çok geçmişe dayanan bir tarihi var. Yani Silifke gerçekten geçmiş yıllarda bölgede ilçelik yapmış, önemli bir konuma sahip. Bu nedenle çevremize baktığımız zaman Silifke Kalesi'nden hemen aşağıda gördüğümüz, evet, Tekir Ambarı'ndan ve Silifke'nin içindeki tarihi dokulardan bunu anlayabiliriz. Konum olarak da çok bir stratejik öneme sahip. Konya, Antalya, Mersin, Adana kavşağının birleştiği bir noktada. Yani her yönüyle Silifke önemli bir noktada ve önemli bir geçmişe sahip. Bundan dolayı Silifke'nin tarihi çok önemli bizler için. Bu tarihin üzerine bizler bir şey koyabilirsek bizler en mutlu insanlar oluruz. Çünkü gerçekten Allah'ın vermiş olduğu nimetler de çok. İşte bir Silifke Ovası var. Silifke Irmağı var. Artı denizi var. Dağları var. Her yönüyle dört dörtlük bir ilçemiz. Ama maalesef genel yönetimden, iktidar partilerinden şimdiye kadar bir destek görmeyen bir ilçemiz. Yani buradaki yapılan her şey Silifke'nin kendi insanın gayretiyle, kendi ekonomisiyle, kendi gücüyle yaptıkları şeyler. Devlet olarak, hükümet olarak bir destek almayan bir ilçemiz. Bu yönden güçlü siyasi liderlere ihtiyacı var Silifke'nin, seçilmişlere ihtiyacı var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediye 15 yıl Silifke halkı bize belediye başkanlığını verdi. Bundan dolayı Silifke halkına çok teşekkür ediyorum. Ve belediye olarak elinden geleni kendi kıt imkanlarıyla en güzelini yapmaya çalıştı ve yaptı da. Ama son seçimlerde bir el değiştirdi. İnşallah bir 5 yıl sonra tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne belediye yönetimi geçecek. Milliyetçi Hareket Partisi de iktidar olduğu zaman yani el ele Silifke'ye çok güzel şeylerin yapılacağını, hak ettiği değerlerin, hak ettiği hizmetlerin geleceğine inanıyorum ben. Sayın Başkanım, yakında, çok yakın zamanda bir seçim olacak biliyorsunuz. Yani genel seçimler yaklaşıyor.
yerel seçimler yapıldı, arkasında genel seçimler. Türk siyaseti de genel seçimler deyince çok erken başlanan yapı oluşuyor. İster istemez. Yani işte herkes zamanında başlamak istiyor siyasete. Zamanında bir adım atmak istiyor. Biraz daha herkesten bir adım önde olmak istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Silifke'de bu tür çalışması nasıl bir çalışma içerisinde? Milliyetçi Hareket Partisi 30 Mart seçiminden sonra durmamıştır. Yani bir sene sonra yapılacak olan genel seçime de aynı hızla, aynı hareketle, aynı coşkuyla devam etmektedir. Şu anda faaliyetlerimiz, her gün bir faaliyetimiz olmaktadır. Daha dün kadın kollarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Silifke kadın kolları aşure dağıtımı yapmıştır. Yani Silifkelerle devamlı iç içeyiz. Muhtarlarımızla toplantılar yapmaktayız. Yani genel seçime hazırız biz. İster önce olsun, ister gününde olsun. Milliyetçi Hareket Partisi, Silifke Teşkilatı olarak şu anda genel seçime hazır. Ve ne zaman start verilirse zaten çalışıyoruz. O çalışmalarımızı da yoğunlaştıracak seçimlere gireceğiz inşallah. Silifke'den de bir milletvekili adayımız seçilebilecek bir sırada olduğu zaman çok daha iyi olacak. Ve Silifke için de, bölgemiz için de iyi olacağına inanıyorum. Yani İnşallah. Bunu da yukarıdaki genel merkezimize buradan da mesajını veriyorum. Yani Silifke'den en az ilk üçün içinde bir adayımızın olması gerekiyor. Yani siz şöyle söylüyorsunuz, 20 yıldır bu hareketi tartan, yani omuzunda götüren evet. bir ilçe burası. Evet. Ve ilçelerin içinde en büyük ilçe konumuna sahip. Tarsus'tan sonra en büyük ilçe. Çevresiyle baktığımızda müthiş bir yapılaşma var burada. Bir de siz diyorsunuz ki öyle herhalde mesaj veriyorsunuz. Üçüncü sırada biz olursak kesinlikle beşi zorlayıp götürür müyüz? Aynen öyle diyoruz. Peki. Çünkü Silifke ikinci bölgenin merkezi. Şimdi Mut, Gülnar, Anamur, Bozyazı, Aydıncık buradaki ilçelerin merkezi. Birçok devlet dairesi de, oralarda olmayan devlet daireleri burada var. Oradaki insanlar buraya gelip gidiyor. Yani o yönden Silifke ikinci bölge diye tabir ettiğimiz Mersin'in batısında olan bölgenin merkezi konumunda. Bundan dolayı da yani üçüncü sırayı hak ediyor diyorum. Sevgili izleyiciler, Osman Oğuz'u yakinen bildiğim için söylüyorum. Osman Oğuz bu harekete 1997'de aktif olarak girdi, gerçekten öyle. Ama onun güzel bir yönü var. Hareket ne zaman ortak yöntemi, barışçıl bir yapıyı aradığı zaman, herkese aynı mesafede bir insan aradığı zaman, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir geçiş dönemi olmak istediği zaman veya kalıcı bir yapı oluşturmak istediği zaman Osman Oğuz'a hep görev verirler, o onu hep yürütür. Ben hep böyle biliyorum. Bu usta sizi kutluyorum gerçekten. İnsanların ortak noktada birleştiği insansınız. Herkesle aynı dili konuşabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Siyaseten böyle uzun vadeli baktığında, yani elektrik mühendisi işte yıllardan beri de harekete hizmet ediyor. Bir düşünceniz var mı bu yönde? Bizim düşüncemiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmet etmek. Yani biz kimseyi, yani görev verilirken de onu söylüyoruz, görev alırken de onu söylüyoruz. Hiçbir kimseyi şu veya bu diye dışlamıyoruz. Biz herkese Milliyetçi Hareket Partili olarak bakıyoruz. Ve herkese insan olarak bakıyoruz. Yani o şekilde değerlendiriyoruz. Partimizin de bu şekilde büyüyeceğine inanıyoruz. Efendim biz teşekkür ederiz gerçekten bu söyleşi için. Ama bir şey daha sorayım burada. Bu özel bir soru Sayın Başkanım. Siyasete giren sizler. Yani ben iyi biliyorum ki sosyal etkinliklerin yanında ailesine çok zaman ayıramıyor. Bununla ilgili hiç ablamızda, yengemizde zerdenişte bulunuldu mu? Vallahi çok sağ olsunlar hem çocuklar hem eşim. Onlar da fedakarlık gösteriyorlar. Yani onlara da buradan sizlerin aracıyla teşekkür ediyorum. Bizim kahrımızı çekiyorlar. Çünkü hiç onların programına uyamıyoruz. Hep bizim programımıza uyuyorlar. Bundan dolayı onlara, eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Ve ayrıca sizlere de, Aksu TV ve Hasan Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir imkan verdikleri için ve geçmişten bugüne Silifke'mizi
tanıttıkları için, evet, Silifke'mizde programlar yaptıkları için sizlere de Silifkelilerin huzurunda teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet sevgili izleyiciler, Hasan Altun ile Gündüz Gece programı biraz sonra yine merkezde, yine insanlarla yapacağımız röportajlarla devam edecek. Ama bu güzel yürek bizi davet etti burada ve biz onun misafiri olduk burada. İsminiz? Ali Yasin Aktoprak. Ali Yasin Aktoprak. Hemen künyeni okudun ya. Ali Yasin okula gidiyor musun? Evet. Silifkeli misin aslında? Evet, Silifkeliyim. Sen? Ben de Silifkeliyim. İsmin? Durali Çelik. Durali Çelik. Şu anda okulda geliyorsunuz. Evet, herhalde. Okuldan geliyoruz. Nasıl, bugünkü dersleriniz nasıl? Bugünkü derslerimiz ya işte biz sayısal öğrencisi olunca ağırlıklı sayısal görüyoruz. Evet. Dersler zor. Zor değil mi? Zor ya, zorlanmak. Çalışmazsan hiçbir şey yapamıyorsun. Peki kaç yaşındasın? 17. 17. Şöyle baktığında Türk eğitimine bir genç olarak nasıl bakıyorsun? Ya yanlış bir sistem. Direkt yanlış bir sistem. Silifke'yi seviyor musun? Silifke'yi seviyorum tabii ki. Silifke'ye baktığında hiçbir şey yok ama. Ya hiç, seviyorsun? Hiçbir şey yok. Ya doğma büyüme buralı olunca. Evet. Alışmışım artık, şey yapmışım. Evet. Mecburen şey yapmak zorunda kalıyoruz. Seviyorsun. Aynen.
Haydi bakalım, Allah yol açıklığı versin. Kendine iyi bak, sağa sola sataşma, tamam mı? Burada ne iş yapıyorsunuz? Abi inşaat sektöründe çalışıyorum. İnşaat sektöründe çalışıyorum. Kaç yıldan beri çalışıyorsunuz? İşte 25-30 yıldır çalışıyorum. Biraz girin ama gene tabii. 20. O kaç foterin kıdemi var ama biliyor musun? Kıdemli mi bu şimdi? Tabii. Ya en kıdemli foter Demirel'in foteri. Demirel'den büyük o. Sayın Demirel'in foteli çok kıymetliydi ama şimdi bu da mı kıymetli oldu? Tabii canım. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Öyle mi? Tamam. Peki kaç yıldan beri bu sektörde? 25-30 yıldır buradayım ben. 25-30 yıl. 30 yıldır ya. Şu anda Suriyeliler de burada. Birlikte çalışıyor. Yok yani normal bize öyle yardıma geldiler. İşte öyle yani mi? Normal biz kendimiz çalışıyoruz yani. Öyle mi? Genelde inşaat yani biz kendimiz çalışıyoruz. Peki aslen Silifkeli misiniz? Ben Mut'un Şömalek köyündenim. Mut. Nerelisin? Şömalek. Nerelisin? Mutluyuz. Öyle mi? Evet. Sen bunu diyeceksin. Sorarsın şimdi nerelisin? Mutluyuz derler. Evet, öyle. Hep foterli gezerler bunlar. Foterleri eksik olmaz bunların. Mesela bak biz Silifke'nin çekimini yapıyoruz. Gidiyoruz anons yapmak istiyoruz. Diyoruz ki Aksu TV'de işte Silifke'nin tanıtımı yapılacak. Bir dakika yok diyor. Biz sadece cenazelerin anonsunu yaparız. Böyle bir sistem var mı ya 21. yüzyılda? Yok şimdi mesela. Bak ben Silifke'nin tanıtımını yapıyorum mesela değil mi? Ya şimdi tabii. Doğru mu? Korkma. Söyle. Yok şöyle. Korkacağım. Ver adını ben. Ver korkma vallahi. Ben Ömer Yaşar Soykan. Mutun Çömelek gönderim. Bir daha söyle. Ne dedin? Mutun Çömelek gönderim. Ömer Yaşar Soykan. Ben Ömer Yaşar Soykan. Ben. Soykan. Soykan. Ben Mutun Çömelek köyündeyim. O zaman ben söylerim arkadaş öyle mi? Tabii ben. Yok ben Allah'tan başka kimseden çekinmem yani. Sağ ol teşekkür ederim. Ama sistem. Yüreğim güzel. Yani böyle şeyim olmaz. Yani şu öyle olacak. Bura ne zaman bitecek? Bir hafta sonra biter. Bir hafta sonra bura bitiyor. Biz bir ay sonra gelip bakacağız. Durun. Şu bisikleti bana versene bir. Bir ver. Siz burada bekleyin beni. Bakalım bisiklet nasıl sürülmüş bir göstereceğim. Sevgili. Evet. İsmin ne senin? Berkan. Okuyor musun? Okuyorum. Dersler? İyi işte. Öyle mi? Sen? Benim adım Musacan. Musacan okuyor musun? Okuyorum. Dersler nasıl? İyi. İyi mi? Senin dişlerini kelepçelemişler la. Hı? Bak bir gün var ya ellerini kelepçelemesinler ha, tamam mı? Hı. Ne olmak istiyorsun sen? İşte bilmem. Polis. Polis. Jandarma. Tabancalı. Öyle mi? Tak tak. Öyle mi? Evet sevgili izleyici, Hasan Altun ile Gündüz Gece programı tüm hızıyla devam ediyor. Hadi kendinize iyi bakıyorsunuz. Öyle mi? Bir daha bağır. Bağır. Maraş'a atayım selam olsun. Ne olmak istiyorsun sen? Şarkıcı. Şarkıcı. Bir şarkı söyle bize hadi. Hadi. Ankara'nın bağlarında büklüm büklüm yolları ne zaman sarhoş gördüm de anlayamıyorum. Ankara'nın bağlarında büklüm büklüm yolları ne zaman sarhoş oldu da anlayamıyorum herhalde. Ne bir ses, nasıl olmaz şarkıcı olmaz, öyle bir şey var mı? Hadi sizi öpüyorum, hadi. Kendinize iyi bakın. Hı-hı. Yolda giderken dikkat edin. Dikkat edin. Hadi bakalım git. Nasıl gidiyorsun? Yakışıklılar. Neyi bir daha söyle. Yakışıklılar burada mı? Evet. Okulun yakışıklılar mı bunlar? Hayır. Ha bak kızlar hayır dedi. Lan erkekler kendi kendinize yakışıklı diyorsunuz öyle mi? He? Yok yalan. Öyle mi? Okulun en yakışıklıları kimler? Ben. Arkadakiler mi? Ben. Hayır. Hadi kendinize iyi bakın. Dertli kendi kendine düşünüp yürürken seni gördüğüm için dedim ki gideyim şunun bir derdine derman olayım. Ay sağ olun. Ablacığım nasılsınız? İyiyim sağ ol, Allah razı olsun. Silifkelisiniz? Yok Silifkeli değilim, Diyarbakırlıyım ama tabii Silifkeli oldum. 31 senedir Silifke'deyim. Evet. Şimdi böyle Diyarbakır hiç özlediğin oluyor mu? Tabii ile özlüyorum tabii. Çocukluğun, gençliğin. Tabii. Zaten 15 yaşındaydım orada değil çıktım mi? Ben. Peki oradan buraya çıkıp geldikten sonra burada bir zorlukla karşılaştınız mı? Yok iyi sağ ol. İyiler yani değil mi? İyi benim koca işe girdi orada işte. Öyle mi? Fabrikaya girdi çalıştı emekli oldu. Pazar yerinde geliyorsunuz evet, değil mi herhalde? Evet. Nasıl? Şeyler nasıl? Fiyatlar nasıl? Gayet uygun bence. Uygun mu? Evet. Gerçekten uygun. Ama her zaman çok pahalı diyorlar ya. Hayır pahalı değil. Hepsi gayet normal. Çünkü yani üreten de kazansın. Peki Silifke'yi seviyor musunuz? Evet. Değil mi? Çok. Ya, sevgili izleyiciler duyuyorsun değil mi? Evet. Yani içgüdülerinden çıkan o kadar mükemmel bir cevap bulamazsın. Evet. Ablacığım siz de
beraber pazardan geçmişsiniz herhalde. Evet. Biz ayrılamayız aynı yollardan, biz bir bedeniz, öyle mi diyordu? Evet. Peki nasıl, siz nasıl görüyorsunuz Silifke? Pazar, ha, Silifke çok güzel bence. Ben Silifkeliyim zaten. Pazar yerini dolaştınız. Evet. Pazar yerinde öyle pahalı, ucuz hep değişiyor da sizce cep yakıyor mu, yakmıyor mu? Ya bugün yakmıyordu. Bugün ben çok beğendim. Her şey hesaplıydı. Sevgili izleyiciler, bugüne meyvalar, dikkat edin. Meyveler bugün çok gelin güzel. Alışveriş yapın efendim. Meyveler de çok hesaplıydı. Öyle mi? Evet. Her şey hesaplıymış. Ve güzeldi. Siz pazarda geliyorsunuz herhalde mi? Evet. Pazardaki para nasıl para? 50 kaçı, 50 kaçı. Ha bak. Demin evet. Dediler ki yok çok ucuz falan dediler. Hayır 50 kaçı. El mi yakıyor? Tabii. Öyle mi? Evet. Tabii. Ablacığım bravo, seni kutluyorum bak, ha, çok güzel. Ha. Şimdi bir kimisi dönüyor. Öne kimisi de bakıyor. Evet. Siz dönenlerdensiniz. Ya ben kendi güldüm ya, onun için döndüm. Ha. Peki çocuk var mı okuyan? Evet. Silifke'yi nasıl görüyorsunuz? Güzel mi? Ya güzel olarak güzel. Memleketimiz güzel. Memleketimiz güzel. Ama idare ederler, tam ya, idare ederler. Tabii yani işte. Çalışana, ufak çalışana. Günlük tarla işi falan var işte. Aynen. Mesela ben yövmeye gidiyorum. Yövmeye gidiyorsun. Evet. Evet. Ben bir çocuk evet. bakarım. O çocuk bakar. Sen bir çocuk. Çocuk bakıcı yemeğe işte. Öyle hayat devam edip gidiyor. El yakıyor dedin mi? Yakıyor. 50 lirayla gittim bak. Sabah 50 lira harcadım. Bak bunlar da hariç.
Antalya'da gelmişler. Onunla bir hasbihal edelim. Siz tanıyalım önce. Mikrofonu benim elimde almıyor. Zaten mikrofonu verdim. Ben programı terk etmem lazım efendim. Sizi tanıyalım. Ben Cennet Güzner. Mersin Silifke doğumluyum. Evet. Kadir Ağa'nın yerini bir 5 senedir tanıyoruz. Evet. Çok meşhur bir yer olduğunu biliyoruz. Evet. Ve sürekli çevremizden arkadaşlarımız, aile dostlarımız geldiği zaman evet. Tek getireceğimiz yer burasıdır. Çünkü çok meşhur ve yaptığıyla temiz, ünlü, meşhur bir yerdir. Ve yediğimiz evet Mevlana'sını daha çok seviyorum. Evet. Çünkü Mevlana'yı daha güzel yapıyor. Biraz sonra Mevlana gelecek size herhalde. Bana gelecek o zaten. Bu arkadaşımındı. Evet. Ben önümü almak zorunda evet. kaldım. Evet. Çünkü çok meşhur bir yemektir. Ve Kadir Ağa zaten bu Mevlana'sıyla ünlü. Bıçak arası kuşbaşıyla ünlü bir. Bir şey soracağım. Silifke'yi nasıl görüyorsunuz peki? Silifke güzel bir yer. Hangi konuda soruyorsunuz? Mesela kendimi iyi tanıtabiliyorum. Silifke güzel bir yer. Yani özellikle yazlık bölgesiyle Taşucu, Susanoğlu, İncekum bölgesiyle güzel bir yerdir. Yani genelde bütün Türkiye genelinde %80 insan buraya denize gelmektedir. Sadece bunu biliyorum. Ben teşekkür ederim. Cennet değil mi efendim? Evet. Cennet Hanım'a çok teşekkür ederim. Var. Bu akşam gece üstü dedik ki Taşucu'nun gece görüntüleri alın ve aldık bu görüntüleri. Fakat bizim programımıza konuk olan insanları kendimiz seçiyoruz. Ve şu anda yanımda gün görmüş bir insan diye bakıyorum. Çünkü bakışlarında onu anladım elinde. Neyin var anacığım bu senin neyin? Çantam benim. Evet. Cüzdanın. Cüzdanım. Para için de sevgili evet, izleyici. Hemen elini alacaksın. Kardeşim, evet. Elin. Anacığım nerelisin? Buralı mısın? Silifkeliyim. Silifkelisin. Evet. Buraya her gün geliyorsun. Evet. İki senedir her gün geliyorum. Her gün geliyorsun. Peki patronundan memnun musun? İsmini söyleme. Reklama girmesin. Patronundan memnun musun? Memnun olmasam iki senedir burada olmam herhalde. Aa, müthiş bir şey. Çocuk kaç tane çocuk? Üç tane ellerini öper. Üç tane. Evet. Peki... Silifke'yi seviyor musun? Sevmez miyiz? Orada doğduk, orada büyüdük. Öyle mi? Evet. Hiç özlem duyduğun, gençlik döneminde hiç özlem duyduğun bir şey oluyor mu? Mesela, olmaz mı? Değil mi? Evet. Ya çocuklarda okuyan var mı? Yok. En küçüğüm askerden geldi. Bir ay oldu işte. Öyle o mi? Da şu anda çalışıyor bir yerde. Şu anda çalışıyor. Hı hı. Mutlu musun? Evet. Çocuklarınla mutlusun? Evet. Öyle mi? Peki bir şey sorayım. Silifke'de bir kale var. Evet. Çok mükemmel bir yer diyorlar. Biz daha görmedik diyelim. Siz oraya gittiniz mi hiç? Hiç gitmedim. Zamanım oğlum hiç gitmedim. Ama evet. uzaktan gördüm. Uzaktan gördüm. Aslında Silifke'yi soruyoruz ama Taşucu bizce biraz geceüstü herhalde Silifke'den daha çok heyecanlı diyoruz. Böyle. Ve Hasan Altun ile gündüz gece başladı gündüz devam edecek. Bizden ayrılmıyorsunuz. Silifke'desiniz. Silifke'yi seviyor musunuz? Tabii ki seviyorum. Aslen Buralı değilim ama Silifke'yi çok seviyorum. Öyle mi? Neredesin? Evet, aslen Trabzonluyum. Evet, Karadeniz'den Akdeniz. Karadeniz? Evet. Çok Trabzon güzel. Merkez Meydan Mahallesi'ndeyim ama burada yaşıyorum. Öyle mi? Burayı seviyorum. Evet. Bütün yatırımlarım burada. Oğlum. Öyle mi? Eşim, kızım. Beraberiz. Şöyle sizi dışarıya alabilir miyiz? Bir aile fotoğrafı olsun. Şöyle anacığım. Gelin şöyle ablacığım şöyle. Şöyle bir aile fotoğrafı olsun. Şu kapıyı da şöyle örtelim bir. Şöyle gel bakalım. Sen okula gidiyor musun? Evet. Derslerin nasıl? İyi. Tabii. İyi mi? Evet. Öyle mi? Peki burayı seviyor musun? Hı hı. Nerede okumak isterdin? Trabzon'da mı burada mı? Trabzon'da. Aa bak. Yahu baba toprağı çekiyor ya. Çeker ya bence öyle değil mi? He? Evet. He? Peki babanı çok sevin anneni mi? İkisini de. Peki ikisi beraber aday olsalar muhtarlığa kime oy verirsin? Boş atarım. Oo, bu da güzel bir şey. Sevgili izleyiciler aslında sevmediğiniz bir yere boş atacak mısınız? Ne olmak istiyorsun? Doktor. O da mükemmel bir şey. Çok güzel. Doktor olmak istiyorsun. Hı hı. Peki baban kuaförlük yapıyor değil mi? Hı hı. Senin saçlarını baban mı? Evet. Öyle mi? Evet. Yani bayan kuaförüm aynı zamanda. Evet. Öyle mi? Çok güzel. Peki bir şey sorayım size. Siz şimdi buraya geldiniz. Hı-hı. Tabii biraz da geziyorsunuz. Ya tabii ki geziyoruz. Nereye hedefliyorsunuz? Taşucu'dan. Hedefiniz nereye?
Şimdi buradan işte gümrüğün oradan dolanıp şöyle bir deniz kenarı yap, oradan eve geçmeyi düşünüyoruz. Öyle mi? Evet. Siz nasılsınız? Evlerimize müsaade edebiliriz sizler. Sağ olun, çayımızı, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizler hepinizden. Sen Trabzonlusun. Benim Trabzon'da Almanya'da çok arkadaşlarım var. Evet. Başta söyleyeyim, Şaban Şahintürk şu anda bizi de izleyecek kesin. Evet. Ve Şaban Şahintürk gerçekten mükemmel bir yürek. Kendisi Trabzonlu. Hı-hı. Mükemmel bir yürek. Buradan ona selam ben söyleyeyim. Biraz sonra size de selam söyleteceğim. Sen nasıl görüyorsun böyle Silifke'yi nasıl? Sen aslen memleket nereye? Silifke. Ben Silifke'liyim. Ben buralıyım. Ha, onu buraya getirdin. Evet. Silifke'yi nasıl görüyorsun? Güzel. Güzel mi? Her şeyle hiç güzel. Hiç oranın kalesine çıkıp kuş bakışı Silifke'yi seyrettiniz mi? Evet. Seyrettim. Seyrettin. Evet. Nasıl sizce? Çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Hele yukarıdan tepeden bakması daha güzel. Silifke'den de kaleye bakması daha bir başka. Şöyle yukarıdan ışıkları gördüğün zaman daha farklı bir yer hissedersin. Efendim, biz size teşekkür ediyoruz. Güzel. Sen ne olmak istiyordun? Aa, ben hukuk, avukat. Bak bak bak, gittin. Biri hukuk, diğeri doktor. Senin belini kimse yere getirmiyor. İnşallah. Şimdi bu hukuku bitirecek. Evet. Suç işleyen akraba olursa ben affettim diyor. O da doktor olacak. Sizi muayene edecek. Evet, her şey Allah ne verirse hayırlısını versin tabii. Bu da çok önemli. Evet. Çocukların hedefleri de büyük. Allah hedeflerinde şaşmamayı nasip etsin. Amin, amin. Ve onların başarısını ihsan etsin diyor. Amin, amin. Ama siz Trabzon'da akrabalarınıza selam göndermek isterseniz gönderin. Tabii ki bütün Trabzon'daki Sarıçalık ve Taşkayalar sülalesine buradan saygılar, selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Ve bütün kişileri de taş ucuna davet ediyorum. Bap, buranın bap, güzelliğini görmeleri için. Şimdi sevgili izleyiciler, muz yiyoruz. Muz. Muz yiyeceğiz. Muz yiyeceğiz. Muz. Bak dağıttın. İflas ettirdin. İflas ettin anacığım. Etmedim. Etmen mi anacığım? İyi tamam. Bak bende muzu sakladı sevgili izleyiciler. Öte tarafa verdi yani. Saklamadım burada, buyurun. Teşekkür ederim anacığım. Anacığım isminiz? İsmim? Ya bu arkadaş ne diyor şimdi? Sen ben ne Bahtiyar yapacaksın anacığım? He, Bahtiyar diyor. Anacığım isminiz? O benim komşum. Güzel. İsminiz? İsmim Melaha İvcil. Melih Hanım, biz Hasan Altun ile Gündüz Gece programı olarak burada Silifke'nin tanıtımını yapıyoruz tabii. Dolayısıyla tanıtım yaparken de insanlarla röportajlar yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Diyoruz ki o insanlar Silifke'ye nasıl bakıyor, Silifke'yi nasıl görüyorlar, Silifke gelişiyor mu, Silifke durduğu yerde mi duruyor, Silifke'nin bir gök suyu var, akıp duruyor. Acaba insanlar da akıyor mu, akıttırıyorlar mı diyoruz. Neresi oldu söyle bakalım. Ben Kahramanmaraşlıyım, Elbistanlı. Kahramanmaraşlı. Benim iki tane yerim var orada. Öyle mi? Şimdi biraz heyecanlanıyorsun değil mi anacığım? Az biraz. Yoruldum ondan. Ha. Heyecanlanmadım. Aa, müthiş bir şey ya. Yoruldum. Pazardan geliyorum. Öyle mi anacığım? Yani. Pazardan geldim. Pazarımız çok güzel. Dolaştık. Öyle Irmağımız mi? Çok güzel. Bizim her şeyimiz çok güzel. Her şey güzel mi anacığım? Güzel. Silifke gibi bir memleket olamaz ki. Değil mi anacığım? Aynen öyle. Kaleye zaten hiç çıktınız mı? Gel açma gel. Kaleye hiç çıktınız mı? Geçtiğimizde çıktık. Baksana ya, yakalandık. Reklamcıya yakalandık. Kaleye çıktık. Çıktık, gençliğimizde çıktık. Şimdi çıkmadın. Ya, şimdi çıkmadın. Şimdi nasıl çıkacaksın? Öyle mi? Ya çocuklara desek ne çıkarır ama bizim orada ne işimiz var? Değil mi? Biz gençlere göre oralar. Thank you.
Konya'mızın en meşhur tandır fırını. Evet. Akşam saat 12'de koyuruz, sabah 6'da alırız. 6 saat fırında kalır. Kendi yağıyla, kendi şeyiyle pişer, imil imil. Evet. Soğutmayalım sevgili izleyici, soğutmayalım. Buyurun, buyurun. Biraz sonra görüşmek üzere. Ve Silifke'den Tekleme. Biz birçok yeri gezdik, birçok yerde yemek yedik, ekmek yedik. Ama Kadir Ağa'nın sofrasının bir farkındalığı var. Biraz onunla nasipal edeceğiz efendim. En güzeli de kendi yurt dışında yaşadığı için o birikimi buraya yansıtıyor. Yani Avrupa normlarında, standartlarında temizliği, leziz sunuşu, leziz yemeği ve hijyen yapıyı aslında müşterisine sunuyor. Kendisinin yemediğini de kimseye yedirmiyor bildiğime göre. Efendim Kadir Bey, sizi bir tanıyalım önce. 1952 doğumlu, Konya ulusuna kayıtlı, Konya'da doğdum, Sille'de. Ve 89'da buraya geldim, Silifke'ye geldim. İnşaat malzemesi satarak, amcam Gülüm Baysan Baykal'a tuğlalarını satarak şeylerle iş attım. 2009'da bu binayı yaptım. Belçika'ya gittim. Çocuklarımın yanına gittim. Rahatsızlandım. Geldim. Mart'ın 17'sinden bu yana Kadir Ağa'nın sofrasını sunmaktayım. Ve Konya'daki olan lezzetleri, buradaki Silifke halkında 25 senedir olan Silifke'ye olan oturuş şekli, Mevlana'sını, bıçak arasını, tandır fırını ve yanında ızgara çeşitleri, Adana'dır, et şiştir ve Konya'nın tatlısı, sacara tatlısı. Evet. Bu şekilde Konya'da olan önemli olan şeyleri buradaki Silifke halkına hizmet vermekten gurur duyarım. Efendim, burası baktığımızda tamamen göbek. Yani bir yerde Mersin'den, İşte Konya, Ankara, hatta Antalya'ya giden bütün yol güzergahının asıl merkezi boyutunu oluşturan burası. Evet. Bence. Buraya 20 kişi birden gelse veya 100 kişi geldiğinde kapasite olarak, hizmet olarak yeterli misiniz? Yeterliyiz. 100 kişiye aniden gelse her şeyiyle hizmet etmeye, vermeye yeterimiz var. Efendim Kadir Bey'e biz teşekkür ediyoruz. Onun sözün bittiği son nokta nedir biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Buraya gelmek, bir seferde olsa Kadir Usta'nın, Kadir Ağa'nın sofrasında bir tat tatmak, ondan sonra inanıyorum ki hiç vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü biz dün tesadüf buradaydık. Kadir Ağa'nın biz misafiriyiz. Hasan Altun ile gündüz gece bütün ekibi. Dün burada Antalya'da gelmişlerdi. Dün gece akşamüstü bir röportaj yaptık. Siz oradan gördüğünüz gibi insanlar Kadir Ağa'nın sofrasını iyi biliyorlar. Bilmeyenler bilenlere, bilenler bilmeyenlere söylesin diyoruz. Hasan Altun ile gündüz gece programı Kadir Ağa'nın sofrasında veda ediyoruz. Diyoruz ki yine bir programın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Başka bir kentte, başka bir köyde, bucakta, belki kapınızın önünde, mahallenizde İnsanların kentlerin sevdalarını türkülerle anlattığı Hasan Altun ile gündüz gece programından tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel günler, en mutlu yarınlar sizlerin olsun. Allah'a ısmarladık. İlkay Hanım'la baş başasınız. Hasan Altun ile gündüz gece izleyicileri, bu hafta benim memleketimdeyiz, Silifke'deyiz. Burada gastronomi sektöründe en güzel yer bence Kadir Ağa. Kadir Ağa'nın sofrası. Ben her geldiğimde buraya geliyorum severek. Etli ekmeği olsun, Adana kebabı olsun. Hepsi çok güzel. Ve ben bu haftaki sonlandırmamı burada yapmak istedim kendim işimden gelerek. Silifke'ye 3 Temmuz'da Zara gelmişti. Zara Hanım'la Değme Felek düet yapmıştık. Ve programda hiç okumadım bu eseri. Buraya sakladım. Silifke'de okumak için tekrar. Benden gelsin sizlere, çalışanlara, Silifkelilere, ekrandaki izleyicilerimize, bizi dinleyen, izleyen herkese efendim.
değme felek. Bugün benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme değme gülüme benim. Değme zalım, değme değme gülüme benim. Gizli canını yar yar elden aldırdım. Gizli canını yar yar elden aldırdım. Ecel oku değdi yar yar gülüme benim. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalım, değme değme gülüme benim. Özlemeyen başım yar yar dumanlı dağlar. Özlemeyen başım hey yar dumanlı dağlar. Gözlerim yaş dolu dolu içim karalar. Gözlerim yaş dolu dolu içim karalar. Güzel nara geldi geldi bozuldu bağlar. Güzel nara geldi geldi bozuldu bağlar. Değme felek, değme değme gülüme benim. Değme zalım, değme değme gülüme benim. Değme felek, değme değme gülüme benim. Şimdi ne alıyorum dedin? Domates. Domates mi? Başka bir şey yok ha. Öyle mi? Anne evde mi anne? Annem yok. Yok mu? Yok yok. Yenge yenge. Var. He? Var. Yenge evde mi? Seni bekliyor şimdi öyle mi? Ne yapalım? He? Burada eviniz, eviniz yakın mı buraya? Yok. Takkale'de. Takkale'nin yukarısında mı? Seni götüreyim mi? Yok sağ ol. Böyle daha iyi. Öyle mi? Yaş kaç? 65. Maşallah. Peki hayatı seviyor musun? Normal. Sevmiyorum. Hiç şu kalenin üstüne çıkıp da Silifke'yi seyrettin mi? Hiç gitmedim. Hiç gitmedin? Hiç gitmedim. Hiç. Niye? Evet. Sen Silifke'yi seviyor musun sevmiyor musun? Sevsin de ne yapayım? Sevmesin de hocam da. Değil mi? Orada yaşıyorum ha. Emekli maaşın mı? Yok senin? Yok. Hiç işim yok. O da mı yok? Devlet yardım ediyor. Yok. Allah Allah. Etmiyor ya Allah. 65 yardımı var ya. Vermiyor mu onu? Yok. Allah Allah. Hayır bu ne bu? Böyle. İsmin ne senin? Mehmet. Bu ne hayır oğlum? Televizyon, televizyon. Evet. Televizyondasın şu anda. Peki Silifke gelişiyor mu sence? Normal. İnsanlar sana yardımcı oluyorlar mı olmuyor? Çok şükür. Oluyorlar yap, değil mi? Yapıyor. Bilenler yardımcı oluyor evet, öyle mi? Evet, evet. Şimdi boş dönüyorsun ama. Senin bir eksiğin varsa alayım ben. Yok sağ ol, teşekkür ederim. He? Bak, Aksu TV bir eksiğin varsa alıyor. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol, Allah razı olsun. Gerçekten bak. Allah razı olsun. Ne istersin mesela? Allah razı olsun. Bir şey istemiyor musun? Yok şu an. Hiç? Yok sağ ol. Her şeyin tamam mı? Her şey tamam. Öyle mi? Allah razı olsun. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Acem mi? Hadi, hadi. Hadi. Allah yardımcınız. Memleket nereye? Memleket Kahramanmaraş. Kahramanmaraş, evet. Elbis. Burada kalıyor. Yok, burada kalmıyor. Biz geziyoruz hep öyle. Evet. Seni seviyoruz. Hadi kendine iyi bak. Allah yardımcın olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Ama bir şey lazımsa hemen söyle. Hemen alıp gelirim. Hemen. Allah razı olsun. Işık hızıyla madde nakli yaparım. Allah razı olsun. Hadi kendine iyi bak. Hadi güle güle. Sağ ol.
ağlama sevdiğim, oy 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 gelirim sana, çıkarım karşına zozanda karda. Ağlama sevdiğim, oy 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 gelirim sana, çıkarım karşına baharda yazda. Ceylanım gezdi sarkaya, ayağına tırnak olurum bir gün. Dönme gül yüzünü zorda dostun, ay ay armanda buğdaydı olurum bir gün. Ceylanın gezdiği safhalarda, ay ay ayağına tırnak olurum bir gün. Dönme gül yüzünü zorda dostuna, ay ay bir gidin aslanı olurum. Terk ettim
Görebilsem kardeşimi sen neler ettin? Ana kurban bu dünyayı neden terk ettin? Görebilseydin bacımı sen neler ettin? Genç yaşında niye böyle çok erken gittin? Oğul ol, cananım oğul. Genç yaşında niye böyle erken ben gittin? Oğul ol, kınalı kul. Yürek yaralım, ol ol ol, derdi sıralım.